Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Tabii insanlar günde iki videoya alıştığı için artık günde bir video paylaştığım zaman böyle tepkiler alıyorum. Bu tepkilerden kesinlikle rahatsız olmuyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın, işte hocam nerede kaldın, bugün video gelmeyecek mi tarzındaki tepkiler. Ama şunu söyleyeyim, normalde standardımız günde bir video arkadaşlar. Günde iki videoda ben kendimi çok ciddi manada zorluyorum ve her zaman da günde iki video çekecek fırsatı bulamıyorum arkadaşlar. O yüzden standardımız günde bir video. Aklınızda böyle bulunsun arkadaşlar. Şimdi bugünkü videoda Bitcoin, dolar endeksi, dominans ve altcoin'leri inceleyeceğiz. Şimdi en sonki videoyu hatırlarsanız Bitcoin'de 4 saat bazda yukarı doğru hareketler bekliyorduk. Yukarı doğru hareketler bir miktar geldi. Fakat tam olarak istediğimiz noktaya kadar gelmedi. Peki biz nerede yanıldık? Bitcoin neden geri çekildi? Bunlar arkadaşlar sebepleriyle birlikte anlamaya çalışacağız. Şimdi Bitcoin analizine başlamadan önce dolar endeksini incelemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'in geri çekilmesinin sebebi dolar endeksinde yattığını düşünüyorum. Dolar endeksine baktığımız zaman ben hatırlarsanız dün öğlen saatlerinde video paylaştığım zaman tam olarak arkadaşlar dolar endeksi buralardaydı. Ve biz burada Bolt'un alt noktasından bir tepki almıştık ve ikinci defa Bolt'un alt noktasını deniyorduk. Ve ben orada dedim ki arkadaşlar ben burada İkinci defa Bolt'un alt noktasını denediğimizden dolayı ben burada aşağıya doğru kırmasını beklediğimi söylemiştim. Fakat beklediğimiz gibi olmadı arkadaşlar. Burada Bolt'un alt noktasından gelen hareket buradan bir tepki aldı. Yani Bolt'un alt noktasından bir tepki aldı. Ve burada Bolt'un üst noktasına kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Ve buradaki dolar endeksindeki bu yükselmeden dolayı da biz Bitcoin'de arkadaşlar geri çekilmeler gördük. Doğal olarak Bitcoin geri çekilince de altcoin'ler arkadaşlar ister istemez bu durumdan etkilendiler. Peki bu durum sıkıntı bir durum mu? Sıkıntı bir durum değil arkadaşlar. Neden derseniz, çünkü buradan gelen hareket baktığımız zaman bulutun üst noktasına takılmış. Yani herhangi bir bulut kırılımı gerçekleşmemiş. Ve bulutun üst noktasından şu anda yediği satışla birlikte arkadaşlar bakın fiyata baktığımız zaman bulutun alt noktasında fiyatlandığını görüyoruz. Henüz buradaki mumun kapanışı gelmiş durumda değil. Fakat arkadaşlar bildiğiniz gibi ne kadar çok bulutun altında kalırsak, bulutun altında kapanışlar yaparsak fiyat o kadar aşağıya gitmek ister. Ve biz şu anda dolar endeksini incelediğimizden dolayı da dolar endeksinin aşağı gitmesi arkadaşlar bizim için önemli. Ve burada dediğim gibi şu anda bulutun üst noktasından yediğimiz satışla birlikte kendimizi bulutun altında 60 bulunuyoruz. Daha kapanış gelmedi dediğim gibi. Yani normalde ben buradan bu kırılımın gelmesini bekliyordum ama yukarı doğru bir tepki geldi ve buradan şu anda gerçekleşecek gibi duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi kapanışları izlememiz lazım. Ama şu an için gördüğümüz durum bu. Sıkıntı bir durum var mı? Burada 4 saatlik bazda dolar endeksi kendisini bulutun üstüne atmadığı için ben bir sıkıntı görmüyorum. Bizi yanıltan olay arkadaşlar tam olarak dolar endeksinin burada bulutun alt noktasından aldığı tepki. Şimdi baktığımız zaman bizim burada kullandığımız göstergeler hem destek noktası olsun hem direnç noktası olsun çok güzel biçimde çalışıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman bulut noktası kesinlikle arkadaşlar çok ciddi bir destek noktası. Aynı zamanda yükselişlerde de çok ciddi manada bir direnç noktası. Ve bizim için anlamı da büyük. Burada bulut kırılımı demek bizim için trendin de kırıldığını söylüyor. O yüzden bulut kırılımlarına çok çok önem veriyoruz. Dolar endeksinde durumlar bu şekilde. Şu anda 4 saatlik fazla bulutun altına atmış bulunuyoruz kendimizi. Daha kapanış gelmedi ama bu dediğim gibi bulutun altında ne kadar kapanışlar yaparsa arkadaşlar bu bizim için o kadar olumlu bir durum. Peki Bitcoin'de durumlar nasıl arkadaşlar? Bitcoin'de hatırlarsanız en son şurada 4 saatlik fazla bir çekişmemiz oluşmuştu. Uyumsuzluklar oluşmuştu. Ve biz bu uyumsuzluklarla birlikte ilk etapta bulut noktasına kadar bir yükseliş bekliyoruz. Baktığımız zaman bakın burada hareket bulut noktasına kadar geldi. Baktığımız zaman 35 bin dolara kadar yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Şuradaki mumun iğnesine baktığımız zaman bizim tahminimiz de 36 bin dolara kadardı. Bildiğiniz gibi 36 bin dolar bandına kadar yükseliş bekliyordum. Biraz sönük kaldık. Şimdi Bitcoin adına kısa vadede en güzel durumlardan, en güzel senaryolardan birisi arkadaşlar kendimizi 4 saatlik fazla bulutun üst noktasına atmamız. Yani burada ilk denemede biz buluttan satış yedik, bulut noktasını kıramadık. Ama burada ikinci denememizi yaptığımız zaman bulutun üstüne atarsak arkadaşlar kendimizi bu kısa vadede Bitcoin'e olumlu yansıyacaktır. Ve biz kısa vadede bir düşen trendi kırmış olacağız. Ve bu durumda Bitcoin tekrardan kısa vadede olumluya dönebilir arkadaşlar. Ama şu an için gördüğünüz gibi bulutun alt noktasında fiyatlanıyor. Peki günlük bazda durumlar nasıl? Günlük bazda Bitcoin'de arkadaşlar altcoin yatırımcıları için en güzel senaryo
Burada bulta kadar bir yatay seyir. Yani biz normalde bildiğiniz gibi uyumsuzluk yakaladıktan sonra ilk etapta bulta kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Burada bulta değeceği noktaya kadar bir yatay yaparsa tekrardan bu yatay yapma esnasında arkadaşlar altcoin'lere fırsatlar verileceğini düşünüyorum. Şimdi buradan geçiyorum Ethereum'a arkadaşlar. Ethereum da bildiğiniz gibi bizim için altcoin'ciler için yani oldukça önemli bir coin, önemli bir gösterge, hedeflerine gitmesi oldukça önemli. Şimdi sevgili dostlar biz en son Ethereum'da haftalık bazda gördüğümüz en yüksek seviye olan 1350 dolar bandının üstüne bir kapanış yapmıştık. Buradan sonra ben kendi kişisel görüşüm olarak bir %50 daha koymasını bekliyorum demiştim sizlere. Herhangi bir değişim söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi biz bu kapanışı haftalık bazda yakaladık. Doğal olarak şu anda 1350 dolar bandının altında olsa da arkadaşlar haftalık bazda altında kapanış yapmadığı sürece 1350 dolar bandının altında kapanış yapmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yoktur. Ve şu anda biz Ethereum'un 4 saatlik bazlı grafiğine baktığımız zaman hala bulutun üst noktasında fiyatlandığını görüyoruz. Bulutun üstünde ne kadar kalırsak arkadaşlar o kadar yukarıya gitmek ister. Bakın aynı şuralarda olduğu gibi yer yer geri çekilmeler olsa bile bulutun üstünde kaldığı sürece, bulutu kırmadığı sürece her denemesinde bakın yeni zirveye gidiyor. Her denemesinde yeni zirveye gidiyor. Doğal olarak 4 saatlik bazda bulut kırılmadığı sürece arkadaşlar burada kısa vadede de Ethereum adına ben olumluyum. Burada bulut destek yaptığımız sürece her defasında yeni zirveye gitmek isteriz. Ve Ethereum'da Bitcoin bazındaki grafiğine baktığımız zaman da arkadaşlar asıl aslında kafamdaki Ethereum buradan bir %50 daha gider dememin sebebi burada yatıyor aslında. Yani baktığımız zaman Ethereum'un Bitcoin bazındaki haftalık grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar çok ciddi bir noktanın kırıldığını görüyoruz. Burası neresi? Bakın şuradaki bir yatay seyir var ve biz burada bu direnç noktasını şurada 1, şurada 2 arkadaşlar ve en son şu noktada da 3. defa denedik ve kıramadık. Ve şu anda fiyatlandığı noktaya baktığımız zaman bu nokta arkadaşlar hacimli bir mumla kırıldı. Burada arkadaşlar çok kritik bir nokta Bitcoin bazında kırıldığı için tekrardan kırılım yaptığı noktaya dönse bile bu bir alımdır arkadaşlar. Ve buradaki bu grafikten dolayı Ethereum'un Bitcoin bazındaki grafiğinden dolayı ben aslında burada üstüne tekrardan %50 minimum koymasını bekliyorum Ethereum'un. Yani Ethereum'un Bitcoin bazında da Ethereum'un kendi dolar bazlı grafiğinde de herhangi bir sıkıntı söz konusu değil arkadaşlar. Litecoin'de de aynı şekilde 140 doların altında haftalık bazda kapanış yapmadığımız sürece yukarıdaki hedefim geçerlidir. Ve biz Litecoin'in BTC bazındaki grafiğine baktığımız zaman da arkadaşlar özellikle haftalık bazlı grafiğinde bakın burada yavaştan bir yatay seyir başlamış. Ve biz RSI'ye baktığımız zaman tırmanma görüyoruz. Ve bu grafik de arkadaşlar bu durumda bana Litecoin adına da yukarıdaki hedeflerin gelme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı Litecoin adına da görmüyorum. Ya burada aslında anlatmak istediğim olay şu arkadaşlar. Her zaman diyorum ya sizlere işte haftalık bazdaki sinyaller, haftalık bazdaki grafikler bana biraz daha büyük resmi gösteriyor. Büyük resmi söylüyor diye. Anlatmak istediğim olay şu aslında. Büyük resimde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bir bozulma falan söz konusu değil. Ya anlatmaya çalıştığım olay bu aslında. Bir de gelelim dominansa bakalım. Dominansa durumlar nasıl? Dominans da bildiğiniz gibi arkadaşlar altcoin'leri ciddi manada ilgilendiriyor. Şimdi dominansın 4 saatlik bazlı grafiğine baktığımız zaman burada arkadaşlar ufaktan bir tırmanma görüyoruz. Bakın şu bölgelerde yukarıya doğru fiyat bir miktar tırmanmış durumda. Ve RSI'ye baktığımız zaman da RSI de bunu destekliyor. RSI'de de bir miktar tırmanma var. Şimdi dostlar burada dominans öncelikle şunu söyleyeyim. 65 noktasına kadar yükselse bile bu gayet normal bir tepki hareketidir. Yani biz 4 saatlik bazda arkadaşlar uzun zamandan beri şuradaki obu kırıldığından beri bir düşüş trendine girdik. Ve burada dominans yer yer yukarı doğru hareketler yapsa bile arkadaşlar bulutu kırmadığı sürece bu düşüş trendinin ben devam edeceğini düşünüyorum. Ve düşüşler de yükselişler de arkadaşlar bildiğiniz gibi dalgalar halinde oluyor. Yer yer biz buluta değiyoruz. Buluttan destek alıyoruz. Trend noktasını test ediyoruz. O yüzden burada 65 noktasına kadar gelecek hareket de gayet normal bir tepki hareketi olarak gelecektir. Ben şu anda da hem 4 saatlik bazda hem de günlük bazda arkadaşlar dominansın düşüş trendine girdiğini düşünüyorum. Çünkü dominansın günlük bazına geçtiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada çok ciddi manada bir trend kırıldı. Yükselen trendi kırdık biz. Ve bu trend Eylül 2020'den beri gelen bir trendti. Gördüğünüz gibi bulutun üstünde fiyatlanıyor. Yer yer buluta kadar geri çekilse bile
Bulut'tan destek alarak yoluna devam ediyor arkadaşlar. Ve biz burada yakın zaman önce buradaki günlük bazdaki Bulut noktasını aşağıya doğru kırdık. Yani ciddi bir trend noktası arkadaşlar kırılmış bulunuyor. O yüzden şu anda piyasa adına gördüklerim bunlar. Bitcoin illaki yukarı aşağı hareketler yaptığı zaman arkadaşlar biz altcoin'ciler olarak bundan etkileneceğiz. Etkilenmem durumu ne yazık ki yok. Fakat Bitcoin durulduğu zaman ben altcoin'lerde yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Şu an için gördüklerim bunlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.